Emtia tarafındaki volatiliteyi konuşacağız. Demir cevherinden aslında yine diğer endüstriyel metallere kadar volatilite oldukça hızlı bir şekilde arttı. Bloomberg muhabiri Mark Burson olacak şimdi. Hemen gidelim kendisine ve detayları soralım. Hi Mark. Merhaba Mark. Öncelikle programımıza hoş geldiniz. Merhabalar, beni davet ettiğiniz için teşekkür ederiz. Biz katıldığınız için teşekkür ederiz. Mark, şunu sormak isterim. Son olarak demir cevherinde gördüğümüz oynaklık ve hareketlilik için ne düşünürsünüz? Bu oynaklık sürdürülebilir mi? Bunu görmeye devam eder miyiz? Çok büyük hareketler gördük bugün demir cevheri tarafında. Fiyatlarından bahsediyorum. Çok büyük bir sıçrama oldu. Fiyatlarda gün ortasında %10'luk bir hareket gördük fiyatlarda. Ve bu da biraz değişmeye başladı. Büyük bir satış görmüştük geçen ayı değerlendirdiğimiz zaman. Bunun biraz dönmeye başladığını görebiliriz. Bunun olmasının sebebi de şu. Bir görünüm var emtia talebiyle alakalı, Çin tarafından gelen taleple alakalı artış olduğunu ve bu artışın hızlı gerçekleştiğini görüyorlar. Ülke biraz daha fazla talep ediyor gibi duruyor çünkü Covid salgınında daha iyi mücadele ediyor. En azından böyle sıfır vaka açıklaması yapan bir ülke durumunda şu an Çin. Ve bence bu da biraz daha endişeleri gevşetmiş durumda. Bu yardımcı oldu. Bizim bir kez daha tekrar eden bir salgın ya da tedarik zincirinde ya da imalat tarafına görebileceğimiz bir sorun olma riski biraz daha gevşemiş durumda. Böyle endişeler vardı. Sıfır vaka açıklaması bunu endişeleri gevşetti. Dediğim gibi geçen yıl ilk salgına mücadele eden ülke Çin'di. Şimdi biraz daha talep artıyor gibi duruyor. Toparlanma ya da rally'den bahsettiğimiz zaman bu sürdürülebilir mi diye sorduğumuz zaman şunu söyleyebilirim. Mümkün, evet. Çünkü görünüm gerçekten Çin tarafında ışıldamaya devam edecek gibi görünüyor. İnsanlar şöyle düşünmeye devam ediyor. Demir cevheri ya da herhangi bir başka emtianın görünümü bu yılın ilk başlarındaki gibi olabilir. İnsanlar böyle düşünmeye başladı. Çünkü yılın başında taleple alakalı özellikle de demir cevheri ve diğer emtia ile alakalı görünümün talebin artacağını düşünüyorlardı. Özellikle de Çin'den talebin artacağı görüşündelerdi insanlar yılın başlarında. Ve bu tarafta ilerleme kaydedileceğini düşünüyorum ve pandemiden çıkma da konusunda da ilerleme kaydediliyor. Pekala, diğer bir tarafta da şunu sormak isterim. En büyük endişe nedir petrol fiyatlarıyla alakalı değerlendirdiğimiz zaman ve COVID-19 ve pandemi endişeleri de var elbette. Ne söylersiniz? Evet, haklısınız. Yine benzer bir dinamik var petrol fiyatları tarafında da. Çünkü fiyatlar dip yaptı geçen hafta, şimdi 70'teyiz Brent tarafında. Ekonomik yeniden açılmaları düşündüğümüz zaman ya da görünümü düşündüğümüz zaman biraz daha kötüleşmiş bir durum vardı. Siz de biliyorsunuz petrol talebi için görünüm özellikle de ulaşım tarafında biraz daha kötüleşmiş haldeydi. Çünkü bazı göstergeler vardı bununla alakalı. Ulaşım aktivitelerinin arttığını, Çin tarafında arttığını gösteriyordu bu göstergeler, indikatörler bize. Ve pazartesi günü çok büyük bir sıçrayış oldu. Bunun sebebi de, bu sıçrayışın sebebi de tedarik tarafında sorunların olmasıydı. Meksika tarafından bahsediyorum. Birçok emtiada olduğu gibi küresel olarak talebe çok bağlı. Küresel görünümde ne olacağı o emtiayı çok etkiliyor. İnsanlar endişeli şu an. Delta varyantının etkisi konusunda endişe ediyorlar. Ekonominin yeniden açılması nasıl etkileyecek konusunda düşündükleri zaman gerçekten ciddi riskler olduğu görüşündeler. Ve bu taraftan da risklerin arttığını görüyorlar. Çin'in çabaları da bununla baş etme konusunda yaptığı şeylerle biraz güven veriyor insanlara. Özellikle de talebin çok kötü olmayacağı konusunda insanları biraz rahatlatıyor. Mesela Goldman Sachs'ta
bir beklenti açıklamasında bulunmuştu. Talebin Delta'dan etkilenebileceğini söylemişti ama bunun nispeten kısa süreceğini de söylemişti.